Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Binali Yıldırım Tunceli'de müjdeyi verdi. Dünyaya 45 yıl yeter. Değerli izleyenler, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Karadeniz dünyanın ihtiyacını 45 yıl boyunca karşılayacak enerji stoğuna sahip, büyük bir servetin üzerindeyiz. Bunun adı hidrojen sülfürdür. Hidrojen de geleceğin en temiz gazıdır dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Erzincan'dan karayoluyla geldiği Tunceli'de partililer tarafından karşılandı. Partisinin genişletilmiş il danışma meclisi toplantısında konuşan Yıldırım, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Covid-19 salgınına değinen Yıldırım, bir mikrop 8 milyar insanı dünyaya dize getirdi. Öyle bir mikrop ki zenginlik para etmedi. Büyük ülke olmak, güçlü ülke olmak para etmedi. Hepsi yerlerde kaldı. İşte o zenginlikleriyle, büyüklükleriyle övülen ülkeler vatandaşlarını koronavirüsten tedavi etmekte aciz kaldılar. Ama Türkiye imdada yetişti. Sadece kendi vatandaşına değil, 160 ülkeye de yardım elini uzattı dedi. Son zamanlarda artan enflasyona da değinen Yıldırım şöyle konuştu. 2 yıl bu pandemiden dolayı adeta dünyanın çivisi çıktı. Her şey alt üst oldu. Üretim zinciri koptu. Pandemiden dolayı hizmet üretilemedi. Tarımda, sanayide üretim yapılamadı. Ama ihtiyaçlar devam etti. İşte bu şartlar altında dahi bu durumu en az hasarla atlatan ülke Türkiye'dir. Peki ne yapacağız? Dünyada böyle diye elimizi kolumuzu bağlayıp oturacak halimiz yok. Bununla ilgili de Cumhurbaşkanımız ekibi sürekli çalışıyor. Sürekli çareler üretmeye bakıyor. Bu sıkıntıları da aşacağız. Çünkü bizim Türkiye olarak imkanlarımız ihtiyaçlarımızdan fazladır. Dolayısıyla bu işin de üstesinden geleceğiz. Bir gaz bulduk. 540 milyar metreküp bir gazımız var. Ama bu daha başlangıç. Arkası da gelecek. Karadeniz dünyanın ihtiyacını 45 yıl boyunca karşılayacak enerji stoğuna sahip. Büyük bir servetin üzerindeyiz. Bunun adı nedir? Hidrojen sülfürdür. Hidrojen de geleceğin en temiz gazıdır. Doğal gaz temiz diyoruz ya, onun bile çıkardığı karbondioksit sera gazı var. Ama hidrojende hiçbir şey yok. Suyu buharlaştırıyorsunuz, gaz oluyor. Sıfır karbon, sıfır egzoz, gerçek çevreci. Dolayısıyla bu kaynaklara Karadeniz'in sahili boyunca büyük yataklara sahibiz. İşte bunlar Türkiye'nin gelecekteki mukayeseli üstünlüğüdür. Bunu bilenler, Türkiye'nin bu gücünü görenler, ne yapalım edelim de ülkeyi istikrarsız hale getirelim, bunun planlarını tek tek uygulamaya çalışıyorlar. Biz de 20 yıldır bunun mücadelesini veriyoruz. Yıldırım konuşmasının sonunda 2023 seçimlerine Tunceli'nin hazır olduğunu belirterek, Tunceli'nin gönül belediyeciliğine de ihtiyacı olduğunu söyledi. Buradaki programının ardından AK Parti Tunceli İl Başkanlığı binasıyla Eğitim Birsen ve Memur Sen binasının açılışını yapan Binali Yıldırım, daha sonra Tunceli Valiliğine geçerek Vali Mehmet Ali Özkan'dan kente ilişkin briefing aldı.